Bir soru soracağım çünkü Adalet Bakanı bugün açıklama yaptı akşam saat. Bakın tekrar şu soruyu sormadan önce şunu tekrar söylüyorum Erdoğan Bey. Mesele budur yani eğer siz maddi hakikat ve adalete ulaşmak istiyorsanız şunun hesabını ister bu olası kastla değerlendir ister bilinç taksiyle ben tekrar söylüyorum bu imar barışını icat edenler bu imar barışını ya kardeşim zaten bu binalar kaçaklı kullanılıyordu ne yaptık biz diyerek para toplayan yıkmayan düzeltmeyen düzelttirmeyen topladığı deprem vergilerini oralarda kullanmayan kullandırmayan bakın şimdi bir cümle daha söyleyeceğim biraz sonra gündeme gelecek İşte önümüzde bizim muhtemel İstanbul depremi var şu anda siz tekrar söylüyorum ağzınızda kuş tutsanız mevcut mevzuatla bunun içine o efendim işte 6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunu da dahil edin. Çözemezsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda yeni bir kanun kararlı bir şekilde zihniyet değişikliğe çıkarıp uygulamaya koymadıkça bu sorunu çözemezsin. Tamam bu önemli. Soru... Dolayısıyla ee, ben şunu söylüyorum. Neyin ne olduğu belli. O deliller toplanır eder. Müteahhitleri sorumlu Bak şimdi tutukluyorlar işte. Şakır şakır tutuklamalar oluyor şu anda. Tamam ama benim sorun biraz daha genel. Adalet Bakanı Bozda açıklama yaptı. 54 kişi tutuklanmış. 245 kişi hakkında işlem yapılmış. Ve şöyle dedi. Sorumlular yargı önünde hesap Hep verecek. Hep klasik söz. Kabul. Sorumlular kim? Müteahhitler Heh. mi? Kim? Söyleyeyim. Söyleyeyim Buyurun. size sorumluların kim oldu. Şimdi bakın ceza hukuku iki ilke üzerine inşa edilmiştir. Diğerlerini bir kenara koyayım. Birisi kanunilik. Suçta ve cezada kanunda bir fiilin suç olduğu ve karşında cezasını gösterecek bir düzenlemesi olacak yasal düzenleme. İkincisi de şahsi kusur sorumluluğu. Yani herkes kendi kusurlu fiilinden sorumlu. Kusurun aslı kast, hareketi ve neticeyi bilerek ve isteyerek yapmak, hareket ile netice arasında illiyet bağı İstisnası kanun öngörürse taksirdir. Yani tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslek sanatta acemilik, kurallara riayetsizlik gibi ve bunların sonucunda kuralları dikkate almayarak sebebiyet verdiğiniz neticeden de mesuliyet yükler kanun koyucu size. Şimdi buradan hareketle bunun kapsamına tekrar söyleyeyim. Örneğin Kahramanmaraş'ı e, ele alalım. İsimlendirmeyelim. Şimdi Kahramanmaraş'ta size de zannediyorum gönderdim. Bakın şu görselde zannediyorum şöyle tutsak e, doğru olur. Ne yapmış? Kolonun içine taş doldurmuş. Taş doldurmuş. Taş bunlar. Kolonun içine. Ne yapmış buralarda? Kullanması gereken doğru dürüst imalatı yapmamış. Tamam Yapmamış. Şimdi siz bu şekilde bir imalat ortaya koymuşsanız kim imalatı yapar? onun müteahidi. Eğer kat karşılığı ise onun bir de arsa arazi sahibi vardır. En azından kontrol etmesi, ettirmesi gerekir. Bir de inşaat ustası vardır, kalfası vardır ki bizde sorundur. Eğitimli, nitelikli inşaat ustası ve kalfanın çalışmadığı söylenir. İyi de denetim firmaları denetim yapmazsa, dolayısıyla siz de belirledik. Bir, bir inşaat Erdoğan Bey tamamen kaçak değilse bir de tarlaya kaçak koyup hiç planı projesi mimari statik projeleri olmayan tamamen kaçak olup bu 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılıp tamamen kaçak olup devletle barıştığı söylenenler var. Onları zaten buraya hiç koyamıyoruz. Onlar tamamen kaçak. Onlar ortada yok. Onlar sonra yapı kayıt belgesi almışlar sadece. Dolayısıyla Böyle bir veya birkaç sorumlu yok. Onlarca sorumlu çıkacak. Nasıl çıkacak? Ben söylüyorum size. Bir, bu binaları yapan yaptıran, denetimini gereği gibi gerçekleştirmeyen, o taahhüt veren fenli mesul mühendisi, planlı projesini çizen, tasdikli projelerinde varsa bir eksik. Bunların hepsinin sorumluluğunun olup olmadığına biraz önce söylediğim kusur türleri bakımından bakacak. Mesela bir kusur türü söyleyeyim size öyle bir bina yapmış ki deyim yerindeyse yanlış anlamasın kıymetli izleyici lan üflesen düşecek. Şimdi sen şunu diyebilirsin ya oturanın hiç mi kardeşim burada günah yok. O ayrı bir konu. Ama bu senin o şekilde bina inşa edip milletin parasını alıp insanları canlı canlı tabutlara koyma hakkını vermez. Bu olası kast kardeşim. Tamam? Yani sen ne yapıyorsun? Diyorsun ki ben bilerek, isteyerek bile isteye böyle kötü, kalitesiz inşaatı yaptım. Çökeceğini de bilerek, deprem riskini de bilerek. Ama Erdoğan Bey kayıtsız kaldım, umursamadım, olursa olsun dedim. Benim maksadım onları öldürmek değil. Allah'a havale ettim, para kazanmak istiyorum. Deli gibi. Buradan sen ibreti alem olsun diye bunları her bir gerçekleşen ölüm ve yaralanmadan cezalandıracaksın. Niye taksir ölüme sebebiyet verme ile olası kasla ölüme sebebiyet verme arasında şu var. Taksirle bilinçli taksir bile olsa birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verdiğinizde ceza miktarı her bir ölümden yaralanmadan değil 2 yıldan 15 yıla kadar. Bilinçli taksir olursa 22,5 yıla kadar. Soma'da bunun örneğini gördük. Soma'da ilk olası kas çıktı. Daha sonra Yargıtay ikinci kez yaptığı incelemede garip ben onun katılmadım o karara. Bozdu. Ondan sonra mesele farklı yere gitti. İnfaz kanunu çıkıyor. Af af benzeri bir takım yasal düzenlemeler çıkıyor. Yapanın yanına kar kaldı. Adaletin gerçekleşmediği söyleniyor. Dolayısıyla şöyle bir tespitte yaparak yine cevabı netleştireyim. İmar planı. 3 artı 1 verilmiş oraya. Yani örneğin Kahramanmaraş ilinden bahsediyoruz. Kahramanmaraş'ın böyle dağ tepeye doğru olan sağlam zeminin dışında Hatay'ı da buna katalım. 3 artı 1 denilen yani zemin ve üstüne 3 kat daha koymakla ancak o zemine bina inşa etmek. Çünkü deprem bölgesinde inşaat yapılmaz diye bir kaydı yok yapılabiliyor. Biraz önce siz gönderdiniz. Deprem Allah'ın bir imtihanı ise Japonlar kesin soruları çalmıştır. Bak sosyal medyada paylaşmışlar. Yani biz şunu yapamayız. Kardeşim, e ne yapalım burası? E yapacaksın, yapacaksın da oranın hak ettiği, kaldırabildiğini ona uygun, zeminle uyumlu. İlk defa toplum 99 yılında duyduğu kavramları tekrar gördü. Jeoloji, jeofizik, geoteknik, inşaat mühendisliği. Biz hep ne biliyoruz inşaatı? inşaat mühendisliğinden biliyoruz. Ama diyor ki, kardeşim diyor, zemin de önemli. Zemini fizikle bağdaştırmak. Bağdaştırdıktan sonra statiği geoteknikçinin kurması ve bir bütün de belediyenin bu dört inşaat mühendisini dahil edecek bir şekilde bu inşai faaliyetin şöyle bitireyim. Yapılmasını kontrol etmesi veya ruhsatlandırması, denetçinin yapması. Bence Türkiye Cumhuriyeti'nde daha önce de yine bir yayında söyledim. Aynen araç muayene istasyonlarında olduğu gibi mutlaka yapı denetimlerinin inşa edildikten sonra kolan kesme var mı, kiriş kırma var mı? O evermişte e, mevzuata uygun bir yapı olarak devam ediyor mu, etmiyor mu biçiminde en az 2 veya 3 yıllık periyodik mutlaka denetimlerinin aynen araçların bakım istasyonlarında kontrol edilip yani muayene edildiği gibi bir sistemin mutlaka bu memlekete gelmesi lazım bir. İkincisi tekrar söylüyorum İstanbul için 6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunu iyidir ama yetersizdir. Şu anda beklenen İstanbul tehlikesi riskinin çözülebilmesi mümkün gözükmemektedir. Bir de bu işin ranta dönüştürülmemesi lazım. Dolayısıyla şöyle söyleyip toparlıyorum. Olası kas düşünülmelidir muhakkak artık. Çünkü en son bir Artvin sel felaketinden önüme bir dosya geldi. Oradan baktım, mahkemelerin farklı fikirleri var. Birisi adi basit taksir demiş, diğeri olası kast demiş. En son ceza genel kurulu oy çokluğuyla bilinçli taksir demiş. Tekrar söylüyorum Bil mi milletimiz bilsin diye. Bilinçli taksir ile olası kastın farkı şu. Birisinde toplu tek ceza verirsin, diğerinde her ölüm ve yaralanmadan olası kastla ayrı ceza verirsin eğer kusur çok yoğunsa, size bu da mı olur dedirtiyorsa ve burada o sorumluluğu üstlenmesi gereken kişinin olursa olsunlu kayıtsız kalmasını eğer siz yakalayıp tespit edebiliyorsanız buradan verilecek ceza bundan sonra insanlar için ve bizim milletimiz için ibreti alem olacak.